Evet Rus bir vatandaşın gözünden savaşın etkilerine bir bakalım değerli izleyiciler. Şimdi geçen ay panik alımları yaşanmıştı. Şimdi iyi ama ürün çeşitliliği eskiye kıyasla az. Yani Rusya'da eskiden atıyoruz bin çeşit ürün varsa şimdi bunlar 400'e 300'e kadar düştü. Özellikle Batı'nın ağır ambargolarıyla büyük şirketler Rusya'dan Moskova'dan çekildiler. En lüks markalardan ve teknoloji firmalarına kadar spor giyimi satan bir sürü mağaza veya hazır fu hazır yemek şirketlerinin hepsi fast food zincirleri birer birer Rusya'dan çıktılar. Fiyatlar büyük oranda arttı. Bir şey zaten az olduğunda fiyatı da arttı. Ruslarda şimdi en basit iç, yeme içme için dahil olmak üzere kuyruklara giriyorlar. Bu da büyük sıkıntı yaratıyor. Rus olmaktan ötürü utanç içindeyim diyor. Çünkü bütün dünyanın ağır ambargo uyguladığı ve Ukrayna'ya yönelik bu tür saldırılardan dolayı da Ruslar hedefte. Hatta Putin eleştirmeyen, kınamayan herkes, sporcular dahil bu eleştirilerin konusu olabiliyorlar. Maaşlarla geçinebilmek şu an için mümkün değil. Rusya'da durum çok sıkıntılı. Maaşlarla geçinmek de hakikaten mümkün değil. Ve insanlar taksitlerini ödemekten başka bir şey düşünmüyor diyor. İşte Putin'in Rusya'ya getirdiği durum şu anda bu. Yaklaşık 2 ay oldu ve iki aydır gelinen durumda da Rusya'da işler vatandaşlar açısından iyi gitmiyor. Rusya bu tür benzer bir durumu 1990'ların ortasında yaşamıştı. Yeltsin döneminde o zaman normalde Hollanda ekonomisinin 3 katı büyüklüğünde olan Rusya bir anda Hollanda ekonomisinin altına düşmüştü. Şu anda da İtalya'nın bile gerisine düştüler ki 150 milyon nüfusu olan bir ülke Rusya ve vatandaşlar da çay, şeker ya da yağ gibi en basit ihtiyaçlarını almak için bile sıralara giriyor. Çünkü orada olmadığı için Gelmediği için bunlar sıkıntıyı yaşıyorlar. Tatil ve benzeri gibi bütün planlarını da iptal etti. 150 milyonluk Rusya değerli izleyiciler, devasa bir ülke bu duruma gittiler. Bunlar BBC'ye bir Rus vatandaşının yaptığı açıklamalar olduğunu bir kez daha söylemiş olalım.